Esenlikler, hoş geldiniz. En son ne durumdaydık? En son ayağımızı çok kötü yemiştik. Şimdi bu noktada hani bütün kalelerim gidecek benim. Bütün kalelerim neden gidecek? Batanya ile Sturgia ile ve Kuzey ile savaştayız ve tamamının ilk hedeflediği yer benim şahsi topraklarım. Ben buraları tutamayacağım. O yüzdendir ki kardeşlerim bu noktayı bırakacağım. Artık yani beyhude bir direniş gösteriyorum. Sürekli dayak yiyorum. Benim artık geri çekilmem lazım. Peki ne yapacağım? Biraz bir dinlenelim. Biraz bir yönetim işlerine hiç odaklanmayalım. Mesela ben istemiyorum burayı ama verecekler. Tamam, sorun yok. Ben şu andan itibaren mülklerime uğramayacağım. Bakın, uğramayacağım. Dümdüz. Kaleye alın beni lütfen. Gerçi tamam, atlattım. Peki ne yapacağım? Medeniyeti bulan diye olan bir köye gideyim. Bakın direkt kuşatıyorlar zaten. Şu an mülkler gidiyor. Hocam medeniyet falan diye esasında ama. Neyse ben şunu yapacağım kardeşlerim. Geri çekileceğim. Kendime geleceğim. Ufak bir birlik alacağım kendime. Demircilikten önce şöyle biraz haydut inidir. Mesela burada devlet kurmuşlar. Haydut inidir, şudur budur. Onları basacağım kardeşlerim. Bir kendimi toparlayacağım. Hem kendimi hem kafamı toparlayacağım açıkçası. Çünkü yoruldum. Gerçekten hani sürekli kuşatılmaktan, sürekli beyhude bir şekilde direnmekten yoruldum. Mesela demircilik yapıyordum. Sakin sakin. Kendimi toparlayacaktım. Anlatabiliyor muyum? Ama olmadı, izin vermediler. Halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Ancak öncesinde şöyle ufak bir ordu kurayım kendime. Ve bir süre biraz üst basayım. Bir süre kendimi toparlayayım. Bakınız, Kutelay kuşatılıyor. Her yer kuşatılıyor. Bıraktım abi, artık direnmiyorum. Gerçekten direnmiyorum. Bu bölüm ne yapacağım? Bu bölüm tamamen in basacağım abi. Kendimi bir toparlayacağım dediğim gibi, çünkü çok yordu kafamı. Hani giderim, denerim, onu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım, ancak beyhude. Gerçekten beyhude. Kafamızı toparlayalım. Gerçekten hani hem karakteri tamamen oturtana kadar bekleyeceğim. Hem şu olayları bir dinine kadar bekleyeceğim. Çünkü uç kısımlardayız ve sürekli kuşatılıyoruz ve sürekli 1000 kişi, 1500 kişi. İşte 1000'ini yeniyorsun, bir 500 daha geliyor. Olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz bir sakin olalım. Kendimizi toparlayalım. Kaydı başlattım mı? Tabii ki başlattım. Tamam. Bir süre buradan aldığım bütün lootları biriktireceğim. Demircilik için kullanacağım kaynakları oluşturacağım. Çocuklar. Çocuklar. Tamam. Hallederim. Bir yandan da tabii bu inleri basarken askerlerimi seviye atlatacağım. Hatta ben de yakın dövüş savaşayım. Çünkü tekerlemi daha fazla geliştirebilirim. Ya da şimdilik menzilden devam edebilirim. Öldürün bu ikisini. Şu arkadaşları sola destekleyin. Biraz da sinir atıyorum ya. Gerçekten. Güzelsiniz. Bizimkiler çıtırından çıtırından seviyelerini artıracak. Ben bir yandan tam biriktireceğim. Bunların tamamını eriteceğim zaten. Dediğim gibi biraz bir kafamızı toparlama seansı yapalım. Uyan canım. Aynen, arkadaşını da getir. Şimdiden rahatladım gördüğünüz üzere. Gerçekten yordu ya, hani sürekli savunma, sürekli farklı farklı medeniyetlerin ordularını toplayıp gelmesi. Sakiniz abi.
Tamam canım, düello yapabiliriz. 3 vurmayayım ama artık lütfen ya, gerçekten. 2, 3. Abi. Tamam. Bu kılıcı bu yüzden halletmek istiyorum. Bu arada tekelli becerisi çok yüksek karakterimin. Hani gerçekten o kadar sinir bozucu bir durum ki. Size alayım. Bakınız. Karakterimin tekelli becerisi 203. Dövüş hareket hızlarım var. Bakalım başka nelerim var. Kalkan koruma alanım var. Artı %20 hasarım var. Gerçi kalkan varken işlemiyor bu. Bakıyorum. Artı yine bir savurma hızım var. Artı %20 hakimiyetim var ama yok, bizim çocuk hasar veremiyor. Bizim çocuk biraz yorgun düşmüş anladığım kadarıyla. Ne olur barış yapın abiler. Ne olur. Nüfuz hiç umurumda değil gerçekten. Ya şu noktada hiç umursamayacağım. Ben de ne kalmış, ne gitmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Gerçekten bıraktım ya. Hızım neden bu kadar az? Çünkü ormandayım. Tamam. Canımı doldurup geri gideceğim dümdüz. Yani hiç beklemeyeceğim veya hiç yukarıda bir yerin kuşatıldığında gitmeyeceğim. Biraz kafa dağıtacağım. Improved Garrison modu hala çalışıyor ya bir de abi. Gerçi 100 kişiye tamam mısın? Hadi tamam. Tamam canım, tamam mı? İkinci durağıma gideyim. Tamam, paramız normalde eksi de değil. Oyun bana kimleri vermiş? Şövalyeler. Tamam gelsinler ya. Bana sağlam süvariler lazım çünkü. Dümdüz saldırabilirsiniz. Zaten daha haydutlarını ölürseniz süvarilik yapmayın, tamam mı? Saldırabilirsiniz. Vuruyordum az kalsın. Yiyin çocuklar. Nasıl HS'e girmedi? Uyandığı için mi? Arkadaşı vursun hoş olur. Kalkanını vursam da yıkar kendisini. Çok güzel, süvarilerim yetişiyor. Gayet güvenli bir şekilde. Ölümüz, şuyumuz, uyumuz olmadan. Yürüyelim arkadaşlar. Şu arkadaşı alırsınız umarım. Güzel. Alınmaca, gücenmece yok. Haydut kalmışsınız. Onlarca farkındayım. Hani single serisi azalıyor, multi videolar artıyor. Bunun sebebi şu. 13'ünde sınava gireceğim. %90'ınız biliyor zaten.
Videolar bu aralıkta biraz seyrilebilir. Çünkü 12'sinde muhtemelen Adana'dan gidiyorum. 14'üne kadar da Adana'da olabilir en iyi ihtimalle. O aralık için video geliştirmeye çalışacağım. Bakalım. Tutsaklarımızı alalım. Köylüler serbest kalabilirler. Bir yandan da tabii ilişki geliştiriyorum. Direkt aşağıya. Bu arkadaşlar da Ahmet'le zorlayacaklar bizi. Alda'yı evlendirmeyeceğim. Turşusunu kuracağım. Canım sosyalsın, kurnazsın, dayanıklısın, güçlüsün. Yok yok, sen ne ol biliyor musun? Tamamen dengeli ol. Hocam biraz zeka gelmez mi sana? Yok. İyi, askercilik oyunu o zaman. Güzel, zekanın 3 oldu direkt. Bu iyi haber. Şöyle bir bakacağım. Seviye atlama çok yok. Bir yandan item biriktiriyorum. Şunu bir sadece askerlerimi saldırtacağım. Ben girmeyeceğim. Biraz XP alalım. Tutsakları da satacağım. Bir yandan çıtırından. Gerçi serseriliğim muhtemelen, evet, tap noktadaymış. Boşuna aldım bu arkadaşları. Şimdi deniz yağmacıları Sturgeyla'ya dönüştüğü için almayacağım, ama dağlılar, yanlışım yoksa, aynen Vlandiyalı'ya dönüşüyorlar. Şimdi benim liderliğimde ben o özelliği açmış mıyımdır? Evet, açmışımdır. Dağlıların tamamını esir alacağım arkadaşlar. Deniz yağmacılarını vesaire satayım. Hadi parayı israf etmeyeyim. Bu kardeşlerimizi Vlandiyalılara Yağmacı gidebilirsin. Tabi esir olarak eşkıyalar kalacak, çünkü onlar Vlandiyalılara dönüşüyorlar. Şimdi canım benim, şu zırhlardan bir kurtulalım. Biraz bir gıda alalım kendimize. Şu kadar alalım. Biraz da at alalım. Az çok kendimizi toparladık bu noktada. İki tane savaş atı ver bana, hatta evet, iki tane ver. Gerçekten hani şuraya tekrar gitmeyeceğim abi, bir süre uzak duracağım. Onun harici tabii ki bizim üyeleri yanımıza çağıralım. Abimizdir, yengemizdir, kız kardeşimizdir. Bunları unuttum. Yoldaşlarım umarım hala, bütün yoldaşlarım bug'da. Şimdi bunu yapmanın yolu neydi? Birlik oluşturtuyorduk yoldaşlarımıza. Sonrasında o birliği dağıttırıyorduk. Hatta bazen bu durumda bile düzelmiyorlar, ama neden bilmiyorum. Bütün yoldaşlarım bug'da abi. Bir savaşı kaybettiğim an tekrar çağıramıyorum kendilerini. Halledeceğiz, onu da halledeceğiz. Sadece okçu alayım ya buraya. Hatta yüksek seviye olanları alayım. Bu arada CTRL'ye basılı tuttuğunuzda bütün o birimin sınırına kadar çekiyor askeri. Bilginiz olsun. Az önce 9'unu aynı anda çektim mesela. Canım şunu yapacaksınız ya. Hadi. Şunu oyalanacaksınız değil mi bir de gelmek için? Bir kasın kasın da yani. O kadar da yavaş değil hocam. Merhaba canım. Bizimkilere bırakın sen. Çocuklar. Yok, bizim çocuklar bayağı bir yavaş kalıyorlar. Çok da vakit öldürmek istemiyorum açıkçası. Burada biraz beklerim tabii. Birazcık kalabalık düşmanlarımız. Kalabalıktı diyelim. Haydi çocuklar. Çocuklar vurur musunuz? 3 seviye arbaletçisiniz ya siz. Biraz bekleyeceğim arbaletçilerini. Tamam. Şu ikisini de vurun. Seviye alın. Hadi. Hadi vur. Vlandiya'nın harbiletçilerini övdükçe
Rezalet rezalet işler yapıyorlar ya. Hızlanacağım, bizimkileri beklemeyeceğim artık. Kaçınız uyandı? Buradan da kısmı okuyor. Çok fazlalar. Minimum 4. 5'miş. Arkadakini bizimkiler umarım vururlar. Yok, arkamdan okuyorum. Kocuklar bir etçim. Şu arkadaşı görmek yerine. Aferin ya. Neyse. Bir daha okçularla girmeyeceğim buraya. İtem falan eritirim. İtem yakarım, para yakarım. Öyle seviye attım. Bazen kör topal oluyorlar kendileri. Ufak tefek hareketler yaparak kaçınalım. Yan blok ya. Saplamayı mı blokladın sen az önce? Tebrikler canım. Şimdi kalkalım yokken artı %20 hasar alıyormuşum. Test edelim bakalım. Fazlaydı. Muhtemelen zırhı kötü olduğu için. Pusucular vatanyalılara dönüşüyorlar. İşim yok kendileriyle. Tabii notlarını alacağım. Kuşatılan yerlere yine gitmiyorum. Biraz bekleyeceğim. Yoldaşlarım ne durumda ona bakacağım. Tamam, henüz bitirmemişler dağılma işini. Buradan biraz odun alayım ama artık. Gerçi 13 tane var. 13 tane olması yeterli olacak. Neden? Çok kısa bir göstereyim. Hayrutlardan aldığım itemlerin çoğunda odun var zaten. Kömürüm bittikten sonra neredeyse sonsuz bir şekilde yapabileceğim. Tabii şu an değil. Şu an savaşmaya devam edeceğim. Şu yoldaşlarımı aldıktan sonra tabii. Usank Kalesi'ndeler ve yine gelmiyorlar. Usank Kalesi neredeydi hocam? Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Burada. Kale benim miymiş? Tamam. Eksile değilim zaten. Sıkıntı yok. Bizimkiler savaşsın artık benim topraklarım için. Çünkü ben gerçekten yoruldum. Gel canım. Güzel. İzcim de geri döndü. İzcimin dönmesi güzel. Doktorumun dönmesi daha da güzel. Kız kardeşim zaten döndü. Ve bir mühendisim yok. Şimdi kendim artık bir mühendis bulmam lazım. Bazı şeyleri çok erteledim. Canlı olsun, gezgin olsun. Bakalım. İki alemimiz var. Charas'ta ve Balgard'da. Tamam. Bilgiçimiz var Makep'te. Dümdüz mühendis yok zaten. Aynen. O üçünden birisi. Charas yakındı bize. Yanlışım yoksa. Evet. Umarım mühendistir kendileri. İyi değil tabi. Hana gideceksin kardeşim. Yok, kendisi dümdüz 180 hekim. Çok iyi bir hekimmiş. Bu arkadaşı alacağım. Neden? İleride doktorum ölürse kendisini kullanacağım çünkü. Eski serileri izleyenler bilir, benim doktorlarım öyle biliyor. Bilgiç Makep'teymiş. Tamam. Kuzey topraklarında yani. Hani bakıyorum özellikle ekstra kaçırdığım birisi var mı diye. Yok. Yani Hubyar'a tutup gitmem şu anda. Kaldı mı hocam? Haydut inidir, şuyudur, buyudur. Sanırım kalmadı. Ha, yenilerini bulmak zor mu? Değil. Biraz daha gezeceğim o yüzden. O aralıkta şu seviyelerimizi atlatalım. Şu arkadaşları da alacağım.
Ya izcim geldikten sonra hayat çok daha kolay oluyor zaten. Bakınız tak diye buluyor sığınakları. Orman ayılıklarının sığınağına girmeye gerek var mı? Gireyim ya. Ok çalmayacağım bu sefer. Şimdi bir sücüm emri vereceğim bizimkilere. Bu sefer ben uyandırma servisi olacağım. Bizimkiler kovalayacak. Soldaki ikiliyi lütfen ölmeyin ama o kadar adamsınız. Her şeyi bizimkilere bırakacağız dedik de. Gidelim ya, sıkıntı yok. XP bana da lazım. Tabii ben XP'yi kasacaksam her yakın dövüşte yapmam lazım bunu. Çünkü tekerlim hala gelişebiliyor. Marveletim sınırda. Biraz kahramanlık yapıyorum. Ya bunu dilediğim zaman yapabilirim ama hani çok da gerçeklik dışı, epik karakterler oynamak istemediğim için yapmıyorum. Yoksa elime bir çifterle alıp tak 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 diye önüme geleni de doğrayabiliyorum hani. Ki ilk seride bunu yaptım zaten, yeri geldiğinde, lazım olduğunda. Ancak genel olarak okçuluk daha çok cezbediyor. Gel buraya. Evet. Ya şimdi normalde XP için bu arkadaşlara kendi askerlerimi saldırtmam. Bizimkilerin neredeyse tamamına seviye atlatır. Ancak onurlu bir karakter oynadığım için onursuzluk yapamam. Böyle tekme denemeyin. Bir yandan da çekme yarak çalışıyorum da. Biraz zayıf olabiliyorum tekmelerim. Tutsakları almayacağım. 3 kuruş paralarına kalmadık çünkü. Son bir kuzeye bakacağım. Biraz daha deniz yanmacısı varsa patlatacağım. Onun harici hazır boşluk bulmuşken. Evet, atölye sayımı arttırmam lazım. Okusal refahım 5000, tamam. Şarapçı vesaire varsa alacağım direkt. Hatta bir acı da olur. Ketenin var, ahşabın var. Keten geliyor mu ki sana? Bir bakayım pazarına. Bayağı keteni var. Tamam, bu keten hükümhanesini alırım. Bir yandan da şu şeyleri oturtayım artık ya. Ya o kadar çok hani 3. 4. bölümden itibaren savaşlara başlayınca hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şeyi temellendiremedik. Preyvan'ın da refahı bayağı yüksek. Tabi biz savaşı dış cephelere taşıyınca buradakiler bayağı bir rahatlamışlar. Üzümün çok mu? 19 tane üzümün var. Tahılın bir dünya var. Üzüm ucuz ama burada. Biraz paraya kıyalım. Sargot'un refahı düşük. Jajula'nın bayağı yüksek. Şu atölyelerimizi bir açalım. Çokça para lazım çünkü bize. Vatanyalılarla barış. 2600 güçleri var. Siz bu savaşı bitirirseniz yeni bir savaşa girersiniz ama şu arkadaşları şimdi geliştirim ya. Belgir'i seviyorum çünkü. Aldrich'in aksine. Buraya ne açılır? Buraya yağ, yani zeytin cenderesi açılır. Hayır, kervan değil canım. Tamam. 4 atölyem var. Bir tane daha açabilirim. Açmaya değer bir yer var mı diye bakıyorum. Tabii ki var. Yavalandaya topraklarına savaşı sokmadık. Sargut hariç. Olan bize oldu ama yapacak bir şey yok.
İki tane mi? Yok, bir üzüm cenderesi var, bir zeytin var. Burada o kadar çok zeytin var mıdır ki? Çok da yok hocam. Üzüm de çok yok aslında. Keten de yok. Siz ne değişik adamlarmışsınız ya. Üzümü açalım ya. Daha doğrusu devir alalım. Tamam. Sollu biraz bakınacağım. Ki deniz yağmacılarının sığınağı burada. Çok yüksek ihtimalle oluyor. Haydutları niye asker yapıyorum? Çünkü bu haydutlar askere dönüştürülebiliyor. Ve benim o yeteneğim açık. Liderliğin 125'inde geliyor olması lazım. Eski askerin saygısı. Haydutları direkt Vlandia askerlerine çevireceğim. Çünkü neden olmasın, değil mi? Hatta şu iki şampiyonu alayım. Gündüzcüğüm çocuklar. Ne çok sigara içtim ya bugün. Yakın menzil dövüşeceğim. Deniz yağmacılarını biraz risklidir tabi ama biraz da risk alayım. Tekellim gördüğünüz üzere hala gelişmiyor. Hızlısın ama maalesef bir şeyler olmayacak. Ya şu tekerleği biraz da bu yüzden geliştirmek istiyorum. NPC en zordayken hiç risk almadım. Benim NPC'yi yenmem için daha hızlı olmam lazım. Ve tekerli becerim arttıkça da daha çok hızlanacak karakterim. Hız artınca hasar bonusu da artacak. Dolayısıyla tekerlemi fullemem şart. Şu arkadaşı denemek istedim de başaramadık abi. Şuna deneyeyim. Yok, şu an yakın menzil modundaymışım. Halledin abi. İstinizi alın. O kadar kilit oynuyor ki hedef değişimi vesaire yapmam gerekiyor. Odağını benden çekmesi için yani ondan farklı yönlere bakmam gerekiyor. Diğer topu kalkanını açmayacak çünkü. Kendisi vurmadığı sürece. Yani bana sürekli bir spam attırıyor maalesef. Arkamı dönmemem lazım. Sağdakini halleder bizim çocuklar. Telefonda ses sizi almıyormuşum. Eğer çok bildirimlerdiyse kusura bakmayın olsun. Daha yeni dikkatimi çekti. NPC'nin odağını kendimden bıraktım. Tekrar kendisine döndüm. Yoksa o kalkanı açmayacaktı. Uğraştıracaktı beni. Eşkıyaların tamamı seviye atlamış. Çok güzel. Tamam canım, düello yapabiliriz tabii. Çok da tabii kendine güvenmemek gerekiyor bazen. Düello yapacakmış. Seni ısırılacağım. İleride bana katılırsın. Güzel. Bakalım kaydımız 29 dakika olmuş. Kendimize biraz odun bulalım. Demirciliğe tekrar soyunacağım çünkü. Şöyle yapabilirim. Ha, sizin de hani isteğiniz doğrultusunda herhangi bir şekilde savaşlara dahil olmadan oynayabilirim ama abi şu an benim hani bir vakit sıkıntım var. Tekrar ders çalışmaya dönmem lazım. O yüzden kayıt dışı oynarsam oyun süresinden kurtarırım ama kendi süremden kısarım. O yüzdendir ki şu yukarıya çıkayım. Son bir üssü daha patlatayım. Ki burada da çok fazla deniz yağmacısı var. Gördüğünüz üzere. Bu bölgeler sabittir zaten. Evet, beni mahcup etmeye çalışıyorlar sanırım. Tamam, şuraya bakayım. Tuleyim Kalesi'ni yine bana vereceksiniz, değil mi? Vay anasını satayım be. Çekimserim abi. Kalenin yani hiçbir şey kalmamış ki zaten. Alına alına, verile verile.
Deniz Yağmacıları şurada mı gerçekten? Bakacağım ya, bölümü arkadaşları bulup öyle bitireyim. Manaçilt 2 yaşına basmış. O kadar çok savaştık ki çoluğumun, çocuğumun yeğenlerimin falan adını sanını bilmiyorum ya. Yok abi, burada yokmuş. Üs. Güzel. Gelecek bölüm tekrar demircilik yapacağım. Şu demirciliği artık oturtmam lazım. Çünkü becerim Güney'le savaşa girmişler. Gelin abi, şu an benim işim yok sizinle. Aha. 28 tane okçusuna. Ben bu arkadaşı gireceğim. Bölümü öyle bitireceğim. Bakınız, eşkıyaları direkt Vlandia şampiyonu yaptık. Siz direkt piyade mi yapsam? Soyguncu yapıp baltalıya mı çevirsem? Gerçi ben çavuş gideceğim zaten. Piyade olunca. Şu arkadaşı da bir ezelim. Şuursuzca ama hani bütün hıncımızı çıkaralım kendisinden. %100 yakalarız ya. Stop. Süvarisi yok çünkü. Ek olarak benim izcim var. Kovalarken ekstra hız bonusu vesaire alıyorum. Arm taking command. Canım sen süvarilerle değil de okçularla kal. Dümdüz hücum vereceğim. Attack! Dediğim gibi bir öfke kusacağız arkadaşlara, yoksa direnebileceklerinden değil yani. Şu at üstünde arbaleti alsa mıydım ya? Neyse. Dümdüz geri çekilecekler. Ben de süvarını öldüreceğim bu arkadaşları zaten. Biraz bir sinirimizi kusalım. Bu arada bayağı hızlandı. Şöyle düzgün, hasarı yüksek ve hızlı bir kılıç yaptığımda zaten karşımda durabilecek herhangi bir noktası kalmayacak. Ama at üstünde daha hızlı zaten. İşte korkularım. Elimdeki item varmakta vardı sanki. Bir dakika. İtemi getirmişler mi Banner Lord'a? Gerçekten getirmiştir hocam. Bakınız, bu silahı çoğunuz hatırlayacaktır. Warband'dan. Güzel. Şimdi gidebilirsin. Öyle bir sinirimi atmak istedim sadece. Sizin çocuklar da gidebilir. Bakınız, kılıcım hani oyundaki şu an yapılabilen, bulunabilen en iyi kılıçlardan bir tanesi. Ancak yeterli olmuyor. Bu yüzden zaten insanlar çifterliği tercih ediyor. Neyse. Şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler. Görüşmek üzere.